Biz sadece... Biz... Niye uğraşmış ki bu kadar? Evde kimse de yok. Allah'ım keşke dinleseydim. Ne söyleyecekse söyleseydi işte. Belki benim için... Önce dinle Zehra. Önce dinle. Ayşe yanlış anlayınca iş bu noktaya kadar geldi. Demek her şey Ayşe'yi mutlu etmek içindi. İyi de Ömer anlamıyorum. Yani bütün bu şeyler, bu masa, bu güzel yemekler... ...bunların oyun olduğunu düşünmüyorum. Seni dinliyorum. Bana bir şey söylemek için bu kadar zahmete girmene gerek yoktu. Ne de olsa sözleşmeli personelim. Ayşe. Bu yemek için çok ısrar etti. Ben de kıramadım. Özel bir şey değildi o zaman. Hayır. Değil. Ne aptalım. Benim için yaptığını düşünecek kadar. Ya çok şaşkınım. Yani Ayşe için bile olsa böyle bir şey yapman. Birini hiç sevmeden bir ömür paylaşman. Sonsuza kadar sürmeyecek ki. Nasıl yani? Nasıl söylerim? Kardeşim. Bir süre sonra... ...anlaşamadığımızı... ...ayrılacağımızı söyleyeceğiz. Boşanacaksınız yani. Evet. Bir mail atmış. Benim çalışmam gerek. Ama çok şaşırdım. Bunu konuşacağız. Konuşacak bir şey yok Mert. Her şeyi anlattım zaten. Bilmiyorum Ömer. Yani siz... ...o kadar birbirine ait ve ayrılamaz görünüyorsunuz ki. Ben bilmiyorum. Neyse ben çalışma odasındayım. Ayşe, bu yemek için çok ısrar etti. Ben de kıramadım. Ne sanıyordum ki? Benim için mi yapacaktı sanki? Benimle bir ilgisi yokmuş işte. Ya zaten benimle niye ilgisi olsun ki? Yani sanki biz gerçekten... Ben olanlar için... Açıklama yapmana gerek yok. Eğer seni üzdüysem... Üzülmedim. Üzülmemi gerektirecek bir şey yok. Yok mu? Evet, yok. Ne de olsa bu bir anlaşma. Ben hatamı telafi etmeye çalışıyordum. Ama sen... Ayşe, bu yemek için... Çok ısrar etti. Ben de kıramadım. Ettin zaten. Merak etme. Kimseye bir şey söyleme. Ben bunları kimse için yapmadım. Senin için. Thank you.
Neden bu kadar zor olmak zorunda ki?